Türk'ü açma kararı verdiğim günden beri her sabah kalktığımda hiç işe gitmiyorum. Oyun oynamaya geliyorum. Çok aç bir şekilde okuldan eve geldiğim bir gün mutfaktan inanılmaz kokular geliyordu ve tencerede soğan kavruluyordu. Karıştırdıkça kokular daha da yükselmeye başladı. Bu koku beni inanılmaz böyle mutlu etmişti. Ve o gün aslında şef olmaya karar verdim, aşçı olmaya karar verdim. 20 yaşında İstanbul'dan çıktım ve Asya'ya gittim. Yaklaşık 16 sene orada yaşadım. Yani nereden geldiğimi, nereye ait olduğumu unutmuştum. Ait olduğum yere geri dönmek zorundaydım. Bavulumu topladım, İstanbul'a geri geldim. Her şeyi arkamda bırakarak. Burada yaşamak çok özel bir şey aslında. Bu topraklarda inanılmaz bir geçmiş, inanılmaz bir tarih ve kültür yatıyor. Buradaki kaos, multikültürellik beni çok besliyor. Bizi biz yapan şeyler hatıralarımız ve küçüklüğümüz. Ben İstanbul'a döndüğümde kendimi buldum. Her yerden ilham alabilirim. Fakat bu ülkenin bana verdiği ilham hiçbir şey kadar kuvvetli değil. Malzemelerimizin çoğunu tedarik ettiğimiz belli başlı üreticiler var. Onlar bizim restoranımızın arka planındaki büyük yürekli insanlar. Türk mutfağı için bir şeyler yapmak istiyordum. Uzun yıllar Asya'da kaldıktan sonra Türk mutfağına geçme kararı aldım ve bu konsepti yazmaya başlamıştım. Fakat ismi hiçbir şekilde kafamda oturmuyordu. Sunumun her sayfasında Türk kelimesi geçiyordu. Bu kadar çok Türk ismi geçmesi ilgimi çekti. Dedim ki yani neden restoran ismi basitçe, sade bir şekilde Türk olmasın? Çünkü bu daha önce kimsenin aklına gelmemişti. Sürekli yeni şeyler geliştirmekle uğraşıyoruz. Hiç durmuyoruz yani. Her gün kafanı yastığa koyduğunda hala fikirler. Sonra fikirleri buraya getirip tartışmak, beraber ortaya bir şey çıkartmak. Ekibin o gözündeki ışıltıyı görmek, tek başınıza kahraman olamazsınız. Eğer arkanızda sizin heyecanınızı yaşayan insanlar yoksa hiçbir şey başaramazsınız. Türk Bomonti'de yüksek binaların içinde bir sanat galerisi gibi içeri girdiğinizde bambaşka bir dünyayı hissedebileceğiniz, aslında girişinden sonuna kadar burayı böyle tamamen yaşayabileceğiniz bir restoran. Gizli bir yer. Yani burayı bulmanız bile zor. Hoşumuza gidiyor insanları böyle bilinmeze doğru götürmek. Dokularla oynamak, insanları o efekti vermek, o deneyimi yaşatmak. Aslında bu olmayacak bir şeyi oldurmak demek. Sizi süper kahraman yapıyor. Ben Fatih Tutak. Türkiye hoş geldiniz.